Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı yapılacak sınavlara dair yenilikleri açıkladı. Dijital tabanlı sınavların sayısı artacak ifadesini kullandı. Sınav sorularının yapay zeka ile üretileceğini de söyledi, özür dilerim. Deprem bölgesindeki öğrenciler de unutulmadı elbette. İstedikleri illerde sınava girebilecekler ifadesini kullandı. Öğrencileri ilgilendiren gelişmenin detayları an itibariyle ekranda. Dijital tabanlı sınavların sayısı artacak. Bu sayede hem tasarruf sağlanacak hem de sınav sonuçları daha hızlı paylaşılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi yeni adımlar atıyor. Açıklama ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan geldi. Bu yıl yapılacak sınavlara ilişkin yenilikleri sıraladı. İlerleyen süreçte dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz yeni sınavlarımız da olacak. Kağıt tabanlı sınavlardan dijital tabanlı uygulamalara geçiş noktasında çalışmalarımız devam edecek. Sınavın değerlendirmesinde yapay zeka kullanılacak. Yapay zekayı aktif şekilde kullanmayı hedeflediklerini belirtti Ersoy. Sınav süreçlerinde çok daha etkili koordinasyon sağlanacağını sözlerine ekledi. Ekibimizde yapay zeka uzmanları var. Yapay zeka ile soru üreteceğiz. Değerlendirmeler yapacağız ve bu alanda çok önemli bir başlangıç olacak. Yapay zekadan faydalanırken insan faktörünü de göz ardı etmeyeceğiz. Makine ile insan dengesini koruyacağız. Biz yapay zeka kullanacağız. Bununla ilgili İTÜ'yü, Gebze'yi. Ersoy, deprem bölgesinde adayların sorun yaşamaması için çalıştıklarını kaydetti. Bu illerdeki adaylar tercih ettikleri herhangi bir ilde sınava girebilecekler. Tüm masrafları da devlet tarafından karşılanacak. Genel merkezin açıkladığı adaylar CHP'yi karıştırdı. Avcılar ve Sarıyer Belediye Başkanları tekrar aday gösterilmeyince bir grup CHP'li il binası önünde protesto gösterisi yaptı. O protestolar dün Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı ilçe adayları tanıtım toplantısı da devam etti sevgili izleyenler. Hem aday tanıtım toplantısında yaşananlar yansıyor ekranlarınıza, hem de nasıl başlamıştı il binası önünde protestolar ve nasıl seyretmişti. Saniyeler içinde ekranınızda olacak, birlikte izleyeceğiz. Herkes konuşmamı başından sonuna kadar dinlerse daha anlamlı olacak. Oturun beni dinleyin, ondan sonra orada tabelalarınızı gene kaldırın. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarını belirledi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Ançerli ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in tekrardan aday gösterilmemesi tepkiye neden oldu. Bir grup CHP İstanbul İl Binası önünde toplandı. Sarıyer giderse İstanbul gider. Yolsuzluğu yok, hırsızlığı yok, olmamasının nedeninden art niyetler bekliyoruz. Sloganlar atıldı, eylemler sabaha kadar sürdü. Ne İstanbul'a ne de CHP'ye oy vermiyorum, verdirmeyeceğim de. Gerginlik aday tanıtım toplantısına da yansıdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşurken sesler yükseldi. Salonda İmamoğlu taraftarlarıyla adaylara itirazı olan isimler arasında tartışma yaşandı. Sevgili arkadaşlar, orada attığınız sloganlarla Şükrü Başkan'ı ayıp ediyorsunuz. İmamoğlu'nun zaman zaman sözleri kesildi. Duruma beni dinleyin diyerek tepki gösterdi. Oturun beni dinleyin. Ondan sonra orada tabelalarınızı gene kaldırın. Diğer yandan dikkat çekici bir ayrıntı ise protokoldeydi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in programa katılmadığı görüldü.